أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، إن صلاتك سكن لهم، والله سميع عليم. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye, sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli dostlar, Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri İslam dinini din olarak bize sunmuştur. Elhamdülillah, biz de inanarak, benimseyerek, severek Müslümanlığı kabul ettik. Dinimiz İslam'dır. Elhamdülillah. Kitabımız Kur'an'dır. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Dolayısıyla dini İslam olan, kitabı Kur'an olan, peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olan bir millet, bir insan, bir aile kesinlikle başı boş değildir. Ne yapacağını, nasıl yaşayacağını, nelere dikkat etmesi gerektiğini hem İslam dini, hem kitabımız Kur'an, hem de o Kur'an'ı bize açıklayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklamıştır. Yol göstermiştir. Ne yapacağız diye şüphe edip ne yapacağını bilmeyen zavallı biçare insanlar değiliz. Ne yapmamız gerektiği şeyler Kur'an'da, sünnette, dinimizde net bir şekilde beyan edilmiştir. İslam dinine müntesip olarak her birimiz İslam'ın olmazsa olmazlarını iyi bilecek. Biz bunlara İslam'ın şartları diyoruz. İslam'ın şartlarını saymaya kalkıştığımız zaman kelime-i şehadet o imanla da alakalı bir şeydir. Ama kelime-i şehadetin dışında dört tane daha sayıyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. Kelime-i şehadet kalple alakalı vazifemizi bildirir. Gönlümüzdeki imanın dilimize yansıyan cümleleridir kelime-i şehadet. Kelime-i şehadetin dışında, kelime-i şehadeti getirerek İslam dinini kabul ettiğimizi ilan ettiğimiz andan itibaren sadece bedenle yapılan, sadece mal ile yapılan, hem beden hem de mal ile yapılan ibadetlerle karşı karşıya kalıyoruz. Elhamdülillah, Müslümanım diyen insana İslam'ın beş şartından birisi olan beş vakit namaz önüne geliyor. Müslümanım elhamdülillah dedin mi? Ha.
Müslümanca yaşamanın birinci şartı 5 vakit namazını kılmaktır. Ben hem Müslümanım hem de 5 vakit namazı kılmam dersen, o zaman çürük Müslüman demektir. Sakat Müslüman demektir. Kıymetli dostlar, bir insanın 20 parmağında değil, 1 parmağında 20 tane marifet olsa ama namazını kılmıyorsa sağlam bir Müslüman olamaz. Yeryüzündeki fakirlerin çoğunu doyurmuş olsa, hastalarla ilgilense, yaşlılarla ilgilense ama 5 vakit namazını kılmıyorsa, diğer yaptığı iyilikler onun o namazdan doğan açığını kapatamaz. Çünkü İslam'ın 5 esasından birincisi 5 vakit namazdır. Namaz nasıl bir ibadettir? Namaz bedeni bir ibadettir. Bedenle gerçekleşen bir ibadettir. İkinci olarak sadece mal ile yapılan ibadetler var. Bu da zekat, fitre ve sadakadır. Bir insan zekat vermek suretiyle büyük bir ibadeti gerçekleştirmiş olur. Nasıl ki namaz ciddi bir ibadeti gerçekleştiriyorsa, zekat da büyük bir ibadeti gerçekleştirir. Namaz kılan kıldığı namazından nasıl mükafatı bol bol alıyorsa, zekatını veren insan da vermiş olduğu zekat sebebiyle Allah Celle Celaluhu ona büyük mükafatlar vaat ediyor ve de veriyor. Oruç ibadeti de bedenle yapılan bir ibadettir. Demek ki İslam'ın 5 esasından birisi olan kelime-i şehadet, kalpteki imanın yansımasıdır, kalbin ibadetidir. Namaz ve oruç bedenin ibadetidir. Zekata gelince malın ibadetidir. Hacca gelince hem mal hem de bedenin ibadetidir. Çünkü hacca giden insan bir taraftan mal harcayacak, bir taraftan da bedenle beraber koşacak, tavafını yapacak, sayini yapacak, Arafat'ta vakfesini yapacak, Müzdelife'de vakfesini yapacak, Cemarat'ta şeytanı taşlayacak, kurbanını kesecek. Yani hem mal ile hem de beden ile yapılan bir ibadettir hac. Hem mal hem beden ile yapılan ibadet ki haçtır o, sadece ve sadece imkanı olanlara, hacca gidebilecek olanlara ömürde bir kere farzdır. Farz olarak bunu bir kere yapınca bu mecburiyet vebal üzerinden düşmüş oluyor. Ondan sonra giderse nafile olarak gitmiş olacak. Ama zekata gelince, zekat senevi bir ibadettir. Yani senede bir gerçekleşen bir ibadettir. Bir insan ne kadar zengin olursa olsun, ne kadar kalem mal üzerinde ticaret yaparsa yapsın, bir insanın zekatı senede bir kerredir. Ne demek senede bir kerredir? Yani bir insan zengin olduğu andan itibaren, servetinin üzerinden 1 sene geçer geçmez zekat vermesi gerekir. Diyelim ki Recep ayında vatandaş zengin oldu, fakirlikten kurtuldu, zekat verecek nisaba ulaştı. 81 gram altın parasına tekabül edebilecek bir imkana sahip oldu. Asli ihtiyaçların çıktıktan sonra, bir insanın asli ihtiyaçları bir aylık veya durumuna göre çiftçi gibi senede bir mahsul alıp onunla geçinen insanlar senelik ihtiyaçlarının düşmesi lazım. Diyelim ki vatandaş fındık topluyordur, fındıkla beraber geçiniyor. Fındık da senede bir kere toplanıyor. Efendim veya buna benzer senede bir kere toplanan malzeme ile senelik ihtiyaçlarını gören insan ne yapacaktır? 1 senelik ihtiyaçlarını düştükten sonra, ortalama bana 1 senede ne kadar para lazım? Şu kadar. Onları düştükten sonra geri kalan 81 gram altına tekabül ediyorsa veya onun değerine tekabül ediyorsa zengin oldu demektir. Diyelim ki Recep ayında, Şaban ayında bu insan zengin oldu. Recep ayında zengin olan insan bir daha Recep ayı geldiğinde o zekatını verecek. Zekatını verince 1 sene daha artık zekat sorumluluğu yoktur. O arada zekatını verdikten sonra
üç gün sonra, beş gün sonra, bir ay sonra çok fazla serveti arttı. Hiç önemli değil. Senenin içerisindeki artışlar, inişler ve çıkışlar çok önemli değildir. Önemli olan zekat vakti geldiği zaman, yani Recep ayı ise Recep ayı, Ramazan ayı ise Ramazan ayı geldiği zaman elinde servet olarak ne vardır? Çek olarak, alacak olarak neleri vardır? Bunların hepsine hesabı yapılır, zekatını verir. Demek ki namaz günlük bir ibadettir. Oruç, efendim, senevi bir ibadettir ama bir aydır. Zekat da senelik bir ibadettir ama bir andır. Yani verdim, bitti, gitti, o kadar. Hacca gelince bu da ömürlük bir ibadettir. Yani Allah Celle ve Aleyh Hazretleri aylarımızı, günlerimizi, senelerimizi ibadetlerle beraber şereflendirmiş oluyor, değerlendirmiş oluyor. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz'ı Yemen'e vali olarak gönderdi. Yemen'e vali olarak gönderdiğinde ona dedi ki, ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Oraya vardığın zaman onları kelime-i şehadete davet et. De ki onlara, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Böyle inansınlar ve bunu söylesinler. Artık Müslüman olsunlar. Gittin onlara, sen imana kelime-i şehadeti anlattın, kabul ettiler. Eğer kabul ederlerse o zaman onlara de ki, Allah Celle Celaluhu günde beş vakit namazı size farz kılmıştır. Demek ki kelime-i şehadeti getiren insan hemen günlük vazifesi başlıyor. Nedir o? Beş vakit namaz. Eğer onlar sana itaat ederler, iman ederlerse haber ver onlara, günde beş vakit namaz farzdır onlara, bunu gerçekleştirmeleri lazım. Eğer onlar, tamam biz iman ettik, günde beş vakit namazımızı da kılacağız derlerse, onlara de ki, senede bir mallarından zekat verecekler, kırkta bir zekatlarını verecekler, onu haber ver onlara. Bu konuda da zekat zenginlerinden alınacak, fakirlerine verilecek. Aynı toplumda dengeler değişik, bir kısım zenginler var, bir kısım fakirler var. Toplum içerisinde zenginlerle fakirler arasında zekattan daha güzel kardeşlik bağını tesis eden bir şey yoktur kıymetli dostlar. İstesek de istemesek de toplum içerisinde herkesin boyu aynı mıdır? Değildir. Herkesin maddi imkanları aynı mıdır? Değildir. يَبْسُدُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ Allah dilediğine rızkı bol veriyor, dilediğine az veriyor. Bugün bol verdiğini yarın daraltabilir, bugün dar verdiğini yarın bollaştırabilir. Öyleyse, insanoğlu bugün varlık içerisindeyse, Allah'ım bana bu varlığı verdi, beni imtihan ediyor. Allah'tan geldiğini anlayabilecek miyim, anlayamayacak mıyım, şükredebilecek miyim, edemeyecek miyim? Rabbim beni deniyor. Bunun hakkını verecek miyim? Zekatını, fitresini, kurbanını, fidyesini verecek miyim, vermeyecek miyim? Rabbim beni imtihan ediyor. Efendim, bu toplum içerisinde bir de fakirler var dedik. Peki, zenginlerle fakirler arasında kardeşlik duygularını en güzel şekilde tesis edecek olan nedir? Fakir olan insan, zenginin kendisine karşılıksız olarak, emek karşılığı değil, sadece ve sadece Allah için, Allah rızası için onun elinden tuttuğunu, ihtiyaçlarını giderdiğini görse, zenginlerle fakirler arasında kardeşlik duyguları mükemmel hale gelmiş olur kıymetli dostlar. Şimdi toplum içerisinde fakir olan insanlar, servet sahibi olan insanlara karşı hasetlik duyguları gelişebilir. Efendim, onlara iyi niyetle bakmamış olabilirler. Ama zekat verildiği takdirde, zekat ne yapıyor? Zenginlerle fakirler arasında bir köprü oluşturuyor. Fakirler ne diyor zenginler zekatını verince? İyi ki varsınız. Allah sizin yokluğunuzu göstermesin. Allah servetinizi bereketlendirsin diyorlar. Çünkü onların varlığı onlar için de bir nimet oluyor. Fakirlerle zenginler arasındaki efendim hasetlik duygularını, çekememezlik duygularını zekat nötrleştirmiş oluyor. Toplumda kardeşlik
ahengini en mükemmel şekilde sağlıyor. Zenginlerinden alınıyor, fakirlerine veriliyor. Fakir biliyor ki, zenginin kafasında, beyninde benim de ihtiyaçlarımı görmek vardır. Zekatta önemli olan hususlardan birisi, zekatı seve seve vermektir. Zekatı, min tîbi nefsin, yani gönül huzuru içerisinde verebilmektir. Bu çok önemlidir kıymetli dostlar. Allah Celle Celaluhu zekatı bize iyilik olsun diye mi veriyor, kötülük olsun diye mi farz kılıyor? Elbette iyilik olsun diye farz kılıyor. Çünkü bizim bir burada hayatımız var, bir de ebedi ahiret hayatımız var. Buradaki hayatımızda yemeye, içmeye ihtiyacımız var, paraya ihtiyacımız var, imkanlara ihtiyacımız var. Peki ebedi ahirette bizim ihtiyacımız olmayacak mı? Ahiret hayatını kazanmak da bu dünya hayatından gerçekleşir. Dünyayı da dünyada kazanacağız, ahireti de dünyada kazanacağız. Ahirette kimse ahireti, cenneti kazanamaz. Dünyadan ahirete hazırlıksız göçen, imansız göçen, hazırlıksız göçen, ahirette bir köşeye, kenara çekilerek, eksiklerini telafi ederek orada bir şey kazanamaz. Kazanma yeri burasıdır, imtihan yeri burasıdır. Öldükten sonra insan hiçbir şey yapamaz. Bundan dolayıdır ki Aleyhissalatu vesselam Efendimiz, insanoğlu öldüğü zaman amel defteri dürülür. Kapanır artık, bir şey ilave olmaz. Ancak sadaka-i cariyesi varsa o devam ettikçe amel defterine yazar. Bir de salih bir evladı var, namaz kılıyor, dua ediyorsa onu, o duadan amel defterine yansır. Bir de öğrettiği ilim varsa, o ilim devam ettiği sürece, efendim, o ilimden insanlar nurlandığı sürece, onun amel defterine yansır. Yoksa, nasıl olsa kabirde bir işi yoktur, bir köşeye kenara çekileyim, mahşerde başka bir işi yoktur, bir köşeye kenara çekileyim, kılmadığım namazları kılayım, yapmadığım iyilikleri yapayım ve dolayısıyla açığımı kapatayım, böyle bir imkan yoktur. Onun için dünya da dünyadan kazanılır, ahiret de dünyadan kazanılır. Peki, Allah Celle ve Ala Hazretleri çalışmamızın neticesinde bize takdir ettiği rızık neyse onu veriyor bize. Ne oluyor? Bir kısım insanların maddi imkanları farklı oluyor, bir kısım ki daha az oluyor. Her ikisi şunu bilmesi lazım, bu iman meselesidir kıymetli dostlar. Kur'an'da bu bir yerde değil, birçok yerde ayet olarak beyan ediliyor. Allah, dilediğinin rızkını bol yapar, dilediğinin rızkını daraltır. Bu rızkın bolluğu ve azlığı kimin elindedir? Allah'ın elindedir. Bir defa insan kısmetine razı olacak. Hırçınlaşmaya gerek yok, parçalama kendini. Parçalama kendini, hırçınlaşmaya gerek yok. Çatlasan da, patlasan da, takdir edilenin dışında bir lokma alamazsın, bir damla alamazsın. Onun için fuzuli kendi kendini parçalarsın, başka hiçbir şey olmaz. Bir de ne olur? Allah'ın kısmetine razı olmadığın için asi olursun, ahirette kaybedersin. Kıymetli dostlar, Hazreti Muaz'ı Yemen'e gönderdiğinde, vali olarak gönderdiğinde, sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun, gittiğinde onları imana davet, davet et, imanı kabul ederlerse, beş vakit namazın farz olduğunu söyle. Bunu da kabul ederlerse, zekatın farz olduğunu söyle. Senede bir kere zekat vermeleri gerektiğini onlara söyle. Zenginlerinden alınacak, fakirlere verilecek. Evet, bunu da kabul ederlerse, o zaman bundan sonra ne geliyor? Namazı söyledi, imanı söyledi, namazı söyledi. Efendim, zekatı söylemiş oldu. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam Efendimiz, onlar zekatı kabul ettikleri takdirde mallarının zekatını alırken, diyelim ki devesinin, koyununun zekatını alacaksın. Onları alırken en iyisini alma, en iyisini almaya kalktığın zaman belki cimrilik duyguları gelişir, vermemeye kalkarlar. Allah nezdinde günahkar olurlar, orta seviyedekini alırsın alırken. En adisini değil, en iyisini değil. Sen almaya kalktığın zaman görevli olarak orta durumda olanı alacaksın. Ve mazlumun bedduasına asla muhatap olma,
mazlumun duasını almaya çalış. Çünkü mazlum ile Allah arasında efendim perde yoktur. Mazlum ya Allah dediği zaman Cenab-ı Hak onun sesine kulak verir tabiri caizse. Tabi Hazreti Muaz Yemen'e gönderildiği zaman oruç henüz farz kılınmamış olduğu anlaşılıyor. Haccinde farz olmadığı o zaman da henüz farz kılınmadığı anlaşılmış oluyor. Kıymetli dostlar, demek ki dinimizde 5 esastan birisi kelime-i şehadet, birisi her gün vazifemiz olan namaz kılmak, birisi de senelik orucumuzu tutmak, bir tanesi de senede bir kere malımızın zekatını vermektir. Kıymetli dostlar, zekat vermek bir lütuf ve kerem değildir. Bir borçtan ibarettir. Yani ben zekatımı verdim, çok iyilik yaptım gözüyle veren açısından bakmamak lazım. Erkeksen verme. Derler ya hani, erkeksen verme. Sonucuna katlanabilecek misin? Zekat vermemenin bir sonucu var, ona katlanabilecek misin? Zekat vermek seni, beni büyük bir mesuliyetten, büyük çirkin bir akıbetten kurtarmış oluyor. Eğer biz zekata ehil birisini bulup zekat verdiysek, bundan dolayı Allah'a şükredelim. Allah'ım, sana sonsuz şükürler olsun, böyle ciddi bir vazifemi tamamlamış oldum diye bundan dolayı Cenab-ı Hakk'a şükredelim. Ve fakir bizden zekatı kabul etti diye, zekata liyakatlı olan birisi zekatı bizden kabul etti diye biz ona da teşekkür edelim. Çünkü büyük bir vebalden bizi kurtarmıştır. Kıymetli dostlar, belki ayet-i kerimeyi birkaç defa okuyabiliriz. Sonradan gelen kardeşlerimiz de istifade etsinler diye. Şimdi Âl-i İmrân suresinde Allah Celle ve Ala Hazretleri 180. ayet-i kerimesinde, Âl-i İmrân suresinin 180. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Mealen söyleyeyim zamandan kazanmak için. Allah-u Teala'nın fazl-ı kereminden kendilerine imkan bahşettiği insanlar cimrilik yaparak vermeleri gereken zekatı vermedikleri durumlarda iyi yaptıklarını, doğru yaptıklarını, karlı olduklarını zannetmesinler. Bankada bir sürü hesabı vardır, kasada bir sürü parası vardır. Hesap edip zekat verecek olsa, atıyorum 50 bin lira zekat verecek, 100 bin lira zekat verecek, 250 bin lira zekat verecek servetine göre. Vermesi gerektiği bu zekatı bakıyor ki, 200 bin lira çok para, kalsın hesapta vermeyeyim diyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyuruyor ki, o zekatını vermeyen Allah-u Teala'nın fazl-ı kereminden kendilerine verdiği bir işaret var burada. Cenab-ı Hak evvela tabiri caizse sitemini yapıyor. Ey insanoğlu diyor, o senin kasanda, hesabında olanlar var ya, benim fazl-ı keremimle sana verdiğim şeylerdir. Ben verdim onları sana. Ben vermeseydim alamazdım. Ben verdim, şimdi benim rızam için senden istiyorum, fakirlere vereceksin. Vermeyip, cimrilik yapıp vermediğini hayır zannetme. Verecektim 250 bin lira, kurtuldum vermedim, hesapta kaldı, bende kaldı diye sevinme. Bu senin için çok çirkin bir kötülüktür diyor. Kendine acayip kötülük yaptın. Nasıl yani? Âl-i İmrân suresi 180. ayeti kerime. Seyutavvakûne mâ bekhilû bihi yevmel kıyâme. Onların cimrilik yapıp vermedikleri zekat efendim gerdanlarına sarılacak kıyamet gününde. Gerdanlarına sarılacak kıyamet gününde. Ve onlara işte bu sizin zekatını vermediğiniz mallarınızdır. Bu ayeti kerimeyi, yani Âl-i İmrân suresinin 180. ayeti kerimesini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle anlatmışlardır. Mealen söylüyorum. Altın, gümüş ve benzeri zekata tabi malları olduğu halde onun zekatını vermeyen insanın o serveti demirden levhalar halinde cehennem ateşinde kızartılacak ve o insanın önüne, arkasına efendim yapıştırılacak.
her yapıştırıldığında soğuyuncaya kadar sırtında, yanlarında yapışık kalacak. Soğuduktan sonra tekrar ateşte kızartılıp üzerine yapıştırılacak. Bu kıyamet meydanında, mahşer meydanında 50 bin sene gibi bir bekleme süresi vardır. Bu bekleme süresi böyle geçecek onun için diyor. Ve bu manadaki hadis-i şerifi kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim'den destekleyen Bera'at suresi, Tevbe suresindeki şu ayet-i kerime var. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, Tevbe suresinin 25. ayet-i kerimesi, 35. ayet-i kerimesi, 34-35. Diyor ki Allah Celle ve Ala Hazretleri, وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ Yani zekata tabi olan mallarını kenz yapanlar, hesapta bloka edenler, kasada saklayıp da zekatını vermeyenler, وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda infak etmeleri gerekiyordu. Yetimlere, fakirlere, yoksullara, zekata liyakette olanlara vermeleri gerekiyordu. Onu vermeyip de hesapta bloka edenler, kasada saklayanlar, فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ Onlara elim bir azabı, korkunç bir azabı haber ver onlara. Müjde olarak ver onlara korkunç bir azabı diyor Allah Celle Celaluhu. Ve yevme yuhma aleyha fi nari cehennem. İşte onların o zekatını vermedikleri servetleri cehennem ateşinde kızartılacak. Yani demirden levhalar halinde kızartılacak. Fetukva biha cibahuhum ve cunubuhum ve zuhurum. Alınları, yanları ve sırtlarına yapıştırılacak. Ve onlara denecek ki hâdâ mâ kenezetum li enfusikum. Bu sizin dünyada hesapta bloko ettiğiniz, kasada sakladığınız, vakti geldiği zaman zekatını vermediğiniz mallarınızdır. Denecek kendilerine. İşte bu ayeti kerime, Tevbe suresinin bu ayeti kerimesi bu hadis-i şerifle izah ediliyor nasıl olacağı. Hatta bu hadis-i şerifin devamında da soruyorlar, diyorlar ki ya Resulallah, devesi olan insan devesinden zekat vermesi gerektiği halde vermezse o da kocaman bir deve olarak gelecek, ayaklarıyla beraber çiğneyecek, ağzıyla beraber ısıracak ve bu manzara mahşer meydanında efendim 50 bin sene beklemek var. 50 elfe sene, 50 bin sene beklemek var. Nasıl bir şey olduğunu gidince göreceğiz. O bekleme esnasında, yani cennet ve cehennem sevkiyatı oluncaya kadar onlara yapılacak olan azap türü budur. Bir ayet okudum size Ali İmran suresinden, bir ayet okudum size Tevbe suresinden. Ali İmran suresindeki hani gerdanlık haline getirilecek ayeti kerimesinin izahını da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yapmıştır. Allah Celle Celaluhu bir insana mal verir de o insan zekatını vermezse ejderha şeklinde suretlendirilir. Efendim zehiri bol ejderha şeklinde efendim şekillendirilir ve boynuna sarılır mahşer meydanında. Sonra çenesini, yılan ağzını açıp çenesini, dişlerini bir kısmını çenesinin altında, bir kısmını da kafasının üzerine takmak suretiyle o insanın kafasını ağzına alır ve ona çile yapar, işkence yapar tabiri caizse ve ona şöyle der: ben senin bloka edip zekatını vermediğin malınım. Ben senin kasada saklayıp zekatını vermediğin malınım der. İşte bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurduktan sonra da Ali İmran suresinin 180. ayeti kerimesini okudu. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hassinu emvalekum biz zeka. Mallarınızı zekatla koruyun diyor. Demek ki mal, zekat, normalde malımızı koruyor. Zekat vermenin sadece uhrevi faydası yok, dünyevi faydası da vardır. Çünkü Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ buyuruyor. Yani faiz ve kredi esasına dayanan servetleri bereketsizleştirip mahvetmeye karar verdim. Zekat esasına dayanan serveti artırmaya da karar verdim, bereketlendirmeye karar verdim. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ Allah için infak ettiğiniz her şey
mutlaka Allah Celle Celaluhu onun yerini dolduracaktır. Dolayısıyla kıymetli dostlar, dünyada zekatını veren insanın vermiş olduğu zekat kesinlikle servetini aşağı düşürmez, yukarı düşürür, yukarı çıkarır. Ne demektir o? Allah Celle ve Ala Hazretleri beklemediğin yerden beklemediğin imkanlar sana sunar. Allah Celle Celaluhu geri kalan paranla, daha fazla parayla başkalarının yapamadığı işleri sana çevirtirir. Sonuç olarak Allah vaadine hulf etmez. Cenab-ı Hak sözünde durur. Binaenaleyh Allah Celle ve Ala Hazretleri verilen zekatı artıracağını, serveti artıracağını haber vermiştir. Ayrıca kıymetli dostlar, bir insan sadaka yani zekat verdiği zaman, onun verdiği zekat Cenab-ı Hakk'ın gazabını söndürür. Yani bir insan zengin olduğu halde zekatını vermezse Cenab-ı Hak ona gazap eder. Sana verdim, ne nazlanıyorsun? Ne nazlanıyorsun der. Nazlanmasına Cenab-ı Hak gazap eder. Çünkü etrafımıza baktığımız zaman, biz diyelim ki iftarda 10 çeşit yemekle sofraya oturduğumuz halde bir çeşit bulmakta sıkıntı yaşayan var mı? Çok değil mi? Hani burnumuzun dibinde değilse de biliyoruz ki bir çeşit yemeği bulmakta zorlananlar vardır. Biz arabaların modellerini beğenmezken arabaya binmek için kuyrukta sırada bekleyen insanlar var mı? Var. Yani toplumda dengeler farklı farklıdır. Cenab-ı Hak böyle takdir etmiştir. O en iyisini bilendir. Şu ayeti kerimeyle toparlayayım kıymetli dostlar. Ezan-ı Muhammed'i okunmuştur. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme "Huz min envalihim sadakaten tutahhiruhum ve tüzekkihim biha." Habibim, benim kullarımdan zekatlarını al. Aldığın zekatla mallarını temizlersin. Kalplerini, huylarını temizlersin. Diyor. Demek ki biz zekatımızı vermekle ahlakımız güzelleşiyor, merhamet sahibi oluyoruz, fakirleri de hesap ediyoruz. Efendim, bir de malımızı da temizlemiş oluyoruz. Zekatı verilmeyen mal, temiz mal değildir. Bir insan cünüptür, hani yıkanacak ya, yıkanınca ancak temiz oluyor. Zekatı verilmeyen mal, cünüp insan gibidir. Zekatı verilmeyen mal, cünüp insan gibidir. Cünüp olan insan yıkanmadıkça temiz olmaz. Zekatı verilmeyen mal, cünüp insan gibidir. Ancak zekatı verilince temiz olur ve temizlenir. Son olarak kıymetli dostlar, zekat Allah-u Teala'nın emirlerinden bir emirdir. İslam'ın 5 esasından birisidir. Zekatı seve seve vermek lazım. Zekata layık olan insanlara, yerlere vermek lazım. Efendim, ve zekat verirken de karşıki tarafa minnet etmemek lazım. Yani başa kalkmamak lazım. Samimi ve ihlaslı bir şekilde vermek lazım. Zekatı verebileceğimiz doğru, düzgün bir yer bulduğumuzdan dolayı da Cenab-ı Hakk'a şükretmek lazım. Zekatı vermediğimiz takdirde sadece cezasını, belasını ahirette değil, dünyada da görürüz. Zekatı verilmeyen malın nesi olmaz? Bereketi olmaz. Allah Celle ve Ala Hazretleri bazen bereketi nereye yansıtır kıymetli dostlar? Bazen hadis-i şerifte de vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hastalarınızı sadakalarla tedavi edin diyor. Yani bir insan zekat verdikçe, sadaka verdikçe Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onun hastalıklarına da şifa verir. Veya hasta olacaksa hastalığını kaldırır Allah Celle Celaluhu. Bazı hastalıklar var ki servetini olduğu gibi harcasan yine tedavisini bulamıyorsun. O hastane, bu hastane, yurt dışı, yurt dışı durmadan servet tüketiyorsun. Halbuki zekatını verseydi, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmış olsaydı, Cenab-ı Hak hastalığını şifa verir, o paraları da harcamazdı. Beklemediğimiz zamanlar, beklemediğimiz yerlerde bizden paralar çıkıyor. Efendim, elbette hiç beklemediğimiz paralar bizden çıkarken niçin çıktığını farkında değiliz ama her birisi bereketle alakalıdır. Bu konuda son cümlem şu olsun kıymetli dostlar. Biz Kur'an hizmetleriyle meşgul olduğumuzdan dolayı zaman zaman kardeşlerimizin zekatına müracaat ediyoruz. Sadakasına müracaat ediyoruz. Çünkü bizim yaptığımız Kur'an hizmetlerinde hem zekata liyakatlı talebelerimiz ve hizmet alanlarımız var. Hem de sadaka-i cariye olmaya elverişli kurum ve müesseselerimiz var. Vatandaşa müracaat ediyoruz. Kardeşler, burasını iyi dinleyin. Ben
işin içerisinde olan birisi olarak, kardeşlerimizde, esnafımızda %98'inde gördüğüm kanser hastalığından çirkin bir hastalığı söylüyorum. Haline razı olan yok, şükreden yok. Ne zaman gittiysem yanına veya gidilirse yanına, hocam bu sene işler çok kötü, hayatta hiç böylesini görmedim. Bir sene sonra gidiyorsun, aynısını söylüyor. 10 sene sonra gidiyorsun, aynısını söylüyor. Yahu yok, işler kötü kötü diye diye Allah bizi yalancı çıkarmıyor. Allah işleri kötüleştiriyor bu sefer. Bizi yalancı çıkarmıyor. Kardeşler, neye kötü diyorsun ya? Aç mısın? Yiyecek bir şey mi bulamadın? Binecek araba mı bulamadın? Yatacak yatak mı bulamadın? Üstünü örtecek elbise mi bulamadın? Niye haline şükretmiyorsun? Nereden nereye geldiğinin farkında mısın? Hangi hallerden hangi hallere geldiğinin farkında mısın? Babanı dedeni bir düşünmez misin? Onlar senin yaşındayken, senin günlerindeyken hangi şartlarda nasıl yaşadıklarını gözden geçirmez misin? Durmadan yokluk edebiyatı yapmak, işler kötüdür edebiyatı yapmak, hayatında değişen bir şey yok. Ne yazdığından vazgeçiyorsun, ne eğlencenden vazgeçiyorsun, efendim ne tatilinden vazgeçiyorsun. Bunlar hepsi normal yürüyor ama sıra şükretmeye gelince işler çok kötü, çok kötü. Allah yalancı çıkarmaz, işlerini kötü yapar. Kötü dersin, kötü dersin, Allah da kötüleştirir. Bunun bizim başımıza bela kesilmiş olur. Tutum ve davranışlarımız. Ne olur, nankörlük yapmayalım. İşler kötü, durumlar çok kötü demeyelim. Elhamdülillah diyelim. Hamd etmesini bilelim, şükretmesini bilelim. Şükredersek Allah artırır, nankörlük yaparsak Allah'ın azabı şiddetlidir. Rabbim Celle ve Aleyh Hazretleri her birimizi şükreden şakirlerden eylesin. Nankörlükten her birimizi muhafaza eylesin. Zekatlarımızı, fitrelerimizi ve sadakalarımızı seve seve, aşk ile, şevk ile verebilip ahiret sermayesine dönüştürmeye her birimizi muvaffak eylesin. Rabbim her birinizi helal, bol bereketli kazançlarla merzuk eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.